Sevgili dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yine sizlere Osmanlı'nın güzelliklerini, adaletini anlatmaya devam edeceğiz. Bugün Osmanlı sultanlarının İslamiyet olan bağlılıkları ve İslam alimlerine olan sevgi, hürmetlerini anlatmaya, nakletmeye çalışacağız. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanına gidiyoruz efendim. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanı malum dedelerinden aldığı saltanatı, devleti en üst noktaya çıkaran sultandır. Kendisi sultan, Makbul İbrahim Paşa Sadrazam, Mimar Sinan Mimarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanı Derya. Dolayısıyla her anlamda çok üst seviyede olunan bir dönemdir. Ve bu dönemde dünyadaki en güçlü devlettir Osmanlı. Ve Kanuni Sultan Süleyman Han fermanı ile krallar taç giyer ve taçlarını kaybederler. Öyle bir dönemdir. Kanuni Sultan Süleyman Han bu çok güzel geldiği noktanın farkındadır. Fakat şöyle de bir korkusu, endişesi vardır. Her şeyin bir başlangıcı, sonuçta bir de sonucu, neticesi vardır. İnsan doğar, büyür ve ölür. Acaba Osmanlı'nın, bu Osmanlı Devleti'nin sonu ne olur? Yani Osmanlı nasıl bir hata yaparsa, nerede bir hata yaparsa, yanlış yaparsa devlet düşüşe geçer, yok olmaya doğru yüz tutar. Bunu kara kara düşünmektedir. Ve her zaman yaptığı gibi süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi'ye bunu sorar. Bir ferman hazırlar, yazar ve bu düşüncelerini aktarır. Dolayısıyla ne yapması gerektiğini, nasıl tedbir alması gerektiğini kendisine sorar. Ve Beşiktaşlı Yahya Efendi'den çok geçmeden cevap gelir. Gelen cevap çok kısa ama bir o kadar da soru işaretlerini barındırır. Cevap şöyledir. Neme lazım be sultanım? Şimdi bu cevabı okuyunca Kanuni Sultan Süleyman Han üzülür. Yani biz devletin bekası için, ilahi sırlara vakıf olduğu için kendisine sorduk ama bize böyle bir cevap verdi. İçi burkulur. Acaba başka bir şeyler mi anlatmak istiyor? Bu kısa cümlenin bizim bilmediğimiz bir manası mı vardır diye de düşünür. Uzak değil sonuçta İstanbul'da, Beşiktaş'ta gider ziyaretine. Hocam, size bir durumumuzu arz ettik. Fakat cevabınızdan çok bir şey anlamadık. Sanki yani bizi bu işlere bulaştırma der gibi bir sonuç anladık. Nedir hikmeti? Bu sorumuzun cevabı nedir? Diye sorar. Yahya Efendi, sultanım sizi ciddiye almamak, sorunuza ciddi cevap vermemek ne mümkün? Biz düşündük, taşındık ve sonunda en doğru cevabı size arz ettik. Nasıl yani hocam, ben anlamadım, lütfen anlatır mısınız? Yahya Efendi, eğer devlette hırsızlık, yolsuzluk, her türlü kötülük yapılır, görenler, duyanlar susarlarsa, koyunları kurtlar değil de çobanlar yerse ve bilenler susarlarsa, aç, susuz, fakir, kimsesizlerin sesini taşlardan başkası duymazsa, işte o zaman o devlette yaşayan insanların devlete olan güveni, inancı kaybolur, adalet yok olur ve akabinde de o devlet yıkılmaya yüz tutar. Biz bunu size anlatmıştık der. Kanuni Sultan Süleyman Han ziyadesiyle memnun olur. Bu izahtan son derece memnun olur. Gözyaşlarına hakim olamaz. Ve böyle güzel bir hocası olduğu için son derece o da mutludur. Ve bu şekilde hocasının yanından ayrılır. Efendim, programımızın sonuna geliyoruz. Lakin bir hususu daha konuyla alakalı olduğu için paylaşmamızda fayda var. Kanuni Sultan Süleyman Han vefat eder. Vefatından sonra
defin işlemleri, hazırlıkları yapılır, defin edilecektir. Fakat bir vasiyet vardır ortada. Kanuni Sultan Süleyman Han bir vasiyette bulunmuştur. Ve vasiyetinde der ki, bu çekmeceyi benimle beraber mezara koyun. Ki bu dinen mümkün değildir. Bunu Kanuni Sultan Süleyman Han da çok daha iyi bilmektedir. Tabii bu konuşulur, ne yapacağız, hani ne olacak? Ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de oradadır, arz edilir. Sonuçta bu çekmecenin açılmasına karar verilir. Ve çekmece açılır. Çekmecenin içinden Kanuni Sultan Süleyman Han, sultan olduğu, vazifeye başladığı günden, vefat ettiği güne kadar yapmış olduğu bütün operasyonların, işlerin, fetvalarının olduğu, bulunduğu bir çekmecedir. Ebu Suud Efendi der ki, sultanım siz kurtardınız, ya biz ne yapacağız? Gözyaşlarıyla bu cümleyi kurar. Sonuçta efendim Osmanlı sultanları astığı astık, kestiği kestik değildi. Ya fetva alamasa yapamaz, savaşa giremez gibi. Dolayısıyla anlatıldığı gibi değildi bu insanlar. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.